Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Almanya Hanau kentinde bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde çok vahim bir olay yaşandı. Çok büyük bir katliam gerçekleştirildi. Buradaki saldırıda iki kafeye baskın yapıldı, tarandı nargile kafeler ve orada maalesef 9 kişi yaşamını yitirdi. Silah seslerini siz gördünüz mü ya, duydunuz mu yoksa? Silah seslerini balkonda duydum. O sesler, silah seslerini ama şeyi ayırt edemedim yani. Acaba polis akademisinden gelen sesler mi yoksa bizim etraftan gelen sesler mi? Çünkü balkon biraz öbür tarafta olduğu için. Sonra da işte medyadan takip ettik. Sabahleyin gittiğimde de zaten bilinen malum durum. Arabada bir genç vurulmuştu. Sonra da içeri giriyor. Yani dışarıdan arabada vurduktan sonra mı içeri giriyor? Yani? Aynen, aldığım bilgiye göre arkadaşlarım, balkonlar, şey, mutfak camları direkt oraya bakan arkadaşlar dedi, ilk başta o kişiyi vuruyor, sonra içeri giriyor. Sonra da rahat bir şekilde gelip arabaya biniyor, hızlı bir şekilde kendi evine doğru gidiyor. Evi de aşağı yukarı bize 250 metre diyebilirim. Peki iki yerden bahsediliyor, iki yere silahlı saldırı düzenlenmiş. Bu iki yerin bağlantısı var mı birbiriyle yoksa ayrı tamamen iş yerleri mi? Kafeler. Tahminimce söylüyorum. Yani tam net değilim ama birbirinden ayrı şimdi yani kişilere ait olan mekanlar. Birisi çarşıda, aşağı yukarı 2 kilometre var aralarında. Oradan yola çıkıyor, bizim oraya geliyor kesin şartlar. Peki şu ana kadar kaç kişi ölü ve yaralı bu aldığınız net duyum var mı? Çarşıdaki olayda 4 kişi ve mekan sahibi. Bizim evin orada da arabadaki bir 4 kişi de içeride, 2 Kürt gencimiz de o bizim oradaki mekanda. Yani şu ana kadar 2 Kürt gencin mi öldüğü söyleniyor yoksa daha var mı yaralılar falan? Az önce olay yerindeydim. Cenazeler halen içeride, otopsiler yapılıyor, izler polisler tarafından alınıyor ve söylenilen 5 cenaze orada halen olay mahallinde. Yani 2 Kürt genci de orada vefat ediyor ve yaralı Kürtler de bizim evin oradaki kesişler. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, o dün Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Ulvar'ın babasıyla birlikte gerçekten saldırılar çok büyük. Çok üzgün, gerçekten üzgün. Evet. Ben camdan bakıyordum dışarı, helikopterle, polis arabaları, hastane arabaları, yani bayağı geldiler. Ben de seyrediyordum, ben de sanıyordum yani bir şey yok gibi. Telefon alıncaya kadar işte. Son bir yılda 3 tane saldırı olmuş şimdiye kadar. 3 tane saldırı var. Yani polislerin dikkatsizliği mi artık bir şey var burada. Muhakkak şey var burada. Bunu kınıyoruz tabii ki. Bu Müslümanlara hepsine yapılan bir saldırı. Yani ırkçılık daha doğrusu. Yani diyecek bir şey yok. Vallahi düşüncelerimiz üzgünüz. Yapılan ırkçı saldırıdır aslında. Bu yapılan hepimiz içindir. Yabancı yani Türk, Arap ve tam markalama şart değildir. Sadece ırkçılık yani başka bir şey değil. Polisin yaptığı açıklamaya göre yani ırkçı saldırıdır. Evet biz de tam ırkçı saldırı ama yani bu küçük bir olay değildir. Değildir kesinlikle. Bu tüm dünyayı ilgilenen bir saldırıdır yani. Onun için hepimiz tepkimizi göstermek lazım yani. Politikacısı olsun, siyasetçisi olsun, dini şey olsun, her şeydi. Ama halk olsun. Asıcı beyim yani ne ama bu komalama bile biraz ki bela belayı bile her iki ciki daha gerek ki embe ben yek yani tepki yapma hevran işan beden ko tepki yapma gerek tepki hamu temu hamu gerek ki embe bne yek bne yek ko embe bne yek ki halkı me teker bu kuzey. Dünden beri burada yaşanan sağcı terörle savaşıyoruz. Şimdi bence bu planlanmış bir şeydir. Bir tesadüf değildir. Sağcı ırkçıların Almanya'da daha büyümesi, daha şey olması.
ama planlı bir şeydir ve çoğunlukta Kürt gençlerimizin, Kürt çocuklarımızın çoğunlukta kaybettiğimiz dünde beri bunlar tesadüfi değildir, yani planlanmış bir şeydir. Sie geben denen eine Plattform. Sie haben es in den Medien zu verurteilen, tagtäglich dafür zu sorgen, dass diese Nazi-Parteien verboten wird. Evet, olayın gerçekleştiği meydanda halk toplanmış. Biraz sonra Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier gelecek. Burada bir açıklama yapacak. Evet, Alman Cumhurbaşkanı şu anda olay yerine geldi. Elinde bir çelenkle. Olay yerinde incelemeler yapmak üzere. Beraberindeki heyetler şu anda. Basın mensupları. Ve olayın gerçekleştiği yere bir çelenk koyuyor. Evet sevgili seyirciler, olay burada gerçekleşmişti ve şu anda Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier bir çelenk bıraktı olayın gerçekleştiği yere. Beraberindeki heyetle birlikte burada. Şu anda bir saygı duruşunda bulunuyor Alman Cumhurbaşkanı. Basın mensupları burada, yine çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Evet, gördüğünüz gibi. Hanau'da gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti ve o 9 kişinin anısına şu anda saygı duruşunda bulunuyor Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier. Beraberindeki heyetle birlikte aynı zamanda bir de bir çelenk koydu olay yerine. Tabii ki çevrede zaman zaman tepkiler de geliyor vatandaşlardan. Tepkiler de geliyor. Ve şu anda olayın ilk gerçekleştiği yerde Alman Cumhurbaşkanı saygı duruşunu devam ettiriyor. Bir çelenk bıraktı. Ve şu anda da basına bir açıklama yapması bekleniyor. Steinmeier'in. Evet. Warum müssen es Leute sterben? Evet. Vatandaşlar tabii ki tepki gösteriyor. Bilmiyorum, bir açıklama yapacak mı? Boş ver. Alman Cumhurbaşkanı çelenk bıraktıktan sonra bölgeyi terk ediyor. Bakalım bir kısa bir açıklama yapacak mı? Evet, şu anda evet
Evet, Hanau'da gerçekleşen dün akşamki saldırıdan sonra binlerce kişi şu anda Hanau'daki meydanda toplanmış durumda ve bu faşist, bu ırkçı saldırı protesto ediyor. Yeah.